Merhaba arkadaşlar, Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 8 Nisan Perşembe Şanlıurfa yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet, Şanlıurfa'da da 9 koşulu bir programımız olacak. 2 altınımız var Urfa'da da sevgili dostlar. İnşallah dilediğimiz gibi sonuçlanacak bir program geçirmeniz dileğiyle tüm yarış severlere, herkese şimdiden bol şanslar diliyorum sevgili dostlar. Evet, birinci koşu birinci altılı gayanımızın başlangıç ayağı oluyor. 16.45'te start alacak. Mailen bir koşu 3 yaşlı İngilizler 1700 metre kumla start alıyor. 15 Arap atı, pardon İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet, burada 4 safkanla kuponumda şans vereceğim safkanlar. İlk şanslı safkanım 12 no'lu Brokoli diyeceğim. Mehmet Emin Doğan'la yaptığı iki koşusunda ölçü almadığım bir safkan, kalitesine güvendiğim bir safkan Mehmet Doğan'la etkili bir koşu bekliyorum. 10 no'lu Brokoli benim ilk şanslı safkanım. Evet, ikinci atım 12 no'lu Datçalı kız diyeceğiz. O da İsa Akyoğuz'da yaptı. İki koşusunda hem 1900'de tatminkar ikincilik, son koşusunu 1300'de harika bir ikinciliğe sahip olan 12 no Datçalı kıza da dikkat diyorum. İsa Akyoğuz'da ikinci şans safkanım. Üçüncü atım 1 no'lu safkanımız diyeceğiz. Burak Bektaş'la. O da yaptığı son koşusunda 1400'de tatminkar bir ikinciliğe sahip sevgili dostlar. Urfa pistinde iyi koşular çıkartıyor. Ben Maiden'e veda etmeye yakın gördüm. Üçüncü şanslı safkanım. Bir de kuponumuzda şans verelim. Ve son olarak da 8 no'lu safkanımız. O da Ferit Yardımcı ile ilk defa buluştu. Winder Wing gibi gerçekten güçlü orijinali sahip. Mesafeli uzun. Ben etkili bir koşu bekliyorum. Yaptığı son 2 koşusu, hatta 3-4 koşusu diyelim. Yani kötü sonuçlarla ayrılıyor ama ben etkili bir koşu bu grupta gelmesini bekliyorum. 8'de kuponumda şans vereceğim. Sıralamam 10, 12, 1 ve 8 nolu safkanlara yer vereceğim. Birinci altılı gayrımızın başlangıç ayında. Evet, ikinci koşu şartlı 4. 4 Vekora İngilizler 2000 metre kumla start alacak. Burada da kalabalık bir koşu. Birinci beşli gayrımızın da başlangıç aya 18 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet, burada da 4 safkan kuponumda pardon arkadaşlar, şans vereceğim. İlk şanslı safkanım 2 no'lu safkanımız olacak Necmi Altın'la. Mesafe uzasa da ben etkili bir koşu bekliyorum. Yani çıkıp beyaz bayraklarına gerçekten seri bir safkanımız, ayağına da çok seri safkanımız. Ben etkili bir koşu bekliyorum. Necmi Altın'la ilk şanslı safkanım olarak 2'ye şans vereceğim. İkinci atım 4 no'lu King Ömer diyeceğim. Feytullah Felanlı, o da 102 günlük aradan sonra tekrar pistlere dönüyor sevgili dostlar. Dördü de göz ardı etmeyelim. İkinci şanslı safkanım. Üçüncü atın bir no'lu Tavlu diyeceğiz. İsa Akyoğuz, o da ilk defa buluştu. Ve bu mesafeler çok etkili koşuları var. Hem 1400'ü hem arkasından 1900'ü kazandı. 2000'de ikincilik, son koşusunda da handikap 17'de harika bir üçüncüle sahip olan 3 no'lu Tavlu'yu da mutlaka şans verelim diyorum sevgili dostlar. 1 no'lu Tavlu'ya da pardon arkadaşlar, şans verelim. Ve son olarak da 12 no'lu Shadow Man diyeceğiz. Burak Bektaş da yaptığı son koşusunu Tavlu'yla beraber koşmuşlardı. Onu da geri planda bırakmasını bilmişti. Shadow Man'e sonlarda çok kuvvetli geliyor. Dikkat diyorum, 12'yi de şans verelim kuponumuza. Sıralamam 2, 4, 1 ve 12 no'lu safkanlar olacak. Evet, üçüncü koşumuz handikap 16 dişilere mahsus. 4 Vekor Araplar 1800 metre kumla start alacak. Yedili plasemizin ve birinci üçlü gayrımızın başlangıç aya 16 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Evet, burada da kalabalık tutacağım bir ayak olacak. İlk şansı 2 no'lu safkın Ayşe Roze diyeceğiz. O da Ali Şenbar'la ilk defa buluştu. Aprant arkadaşımıza yaptı. Son iki koşusu 7.lik ve 9.lik olduğu bizi aldatmasın. Etkili bir koşu bekliyorum Ayşe Roze'den de sevgili dostlar. İlk şanslı safkanım. İkinci atım 3 no'lu Alan Koz diyeceğiz. O da Hasan Altundağ'la. Aprant arkadaşımız ilk defa buluştu.
Ben mesafeyi yadırgamazsa ben etkili bir koşu bekliyorum. Çünkü koşuları gerçekten tatminkar. Urfa'da hem üçüncülük, ikincilik yaptı 1400'de ama ben uzuna çıkacak. Ben uzunda daha da etkili bir koşu gelecektir diyorum. 3 nolu Alan Koza'da dikkat derim. İkinci şans safkanım. Üçüncü attım 5 nolu Bediye Hanım diyeceğiz. Mustafa Işık'la 7 kere koşup ikisini kazanma başarısı gösterdi. Diyarbakır'da 1700'ü üst üste kazanmıştı sevgili dostlar. Urfa'da da son koşu şartlı 5'te 2100'de harika bir üçüncülüğe sahip Mustafa Işık'la da göz ardı etmeyelim. Üçüncü şans safkanım 5 nolu safkanımız. Sonradan 6 nolu Berfin Kız diyeceğiz. Necmi Altın o da 2'de 6 yaptılar sevgili dostlar. Urfa'da handikap 15'i 1900'de kazandı. 1700'de ikincilik. 1800'de bu mesafede üçüncülük son koşusu birazcık uzundu. 2100'dü mesafe bayağı uzundu. Şimdi bu kısalan mesafede çok etkili bir koşu bekliyorum. Necmi Altın'la Berfin Kızı'na da dikkat diyorum. Altınoğlu safkanımız. Ve sonradan 7 nolu Fullem Burak Bektaş'la bu mesafeleri sever. Ve son olarak da 11 nolu Gülayfer diyeceğiz. Sevgili dostlar göz ardı etmeyeceğimiz bir safkan. Bomboş Gülayfer'e Emre Akkılıç'la İyi bir koşu bekliyorum sevgili dostlar. Evet sıralamam 2, 3, 5, 6, 7 ve 11 nolu safkanlara yer vereceğim. Evet dördüncü koşu ikinci altılık ayınımızın da başlangıç ayı handikap 16. 4 yaşlı Araplar 1700 metre kumla start alacak. Evet gerçekten zor bir koşu bizleri bekliyor sevgili dostlar. İstanbul'dan gelen, Adana'dan gelen safkanlarımız da bir arada olduğu bir koşu olacak. 1700 metre kumda mücadelesi olacak 11 Arap atımızın zor bir koşu yani tam bir bombalık tam bir kapamalık bir ayak gibi görüyorum. Sıralama ilk şans safkanın 5 nolu uçan deli diyeceğiz. Aziz Akdemir'le bir kere buluşup onu da Urfa'da son koşusunu 2000'de kazanma başarısı gösterdi. İkinci atım 3 nolu küçük Haşim diyeceğiz. İsa Katar'la yaptığı iki koşusu da Urfa'da hem 1200'de üçüncü son koşusunda da ikincilik de ayrıldı. Küçük Haşim'e de dikkat diyorum. 3 nolu safkanımız. Sonradan 2 nolu Etber diyeceğiz. Ferik Yardımcı ile ilk defa buluştu. Sonradan 1 nolu Kırat'ın diyeceğiz. Yusuf Çelik başla. 7 nolu safkanı Aldırmaz. İsa Akyoz'da. 8 nolu safkanı Dağ Avcısı. Necmi Altın'la. Ve de son olarak da 9 nolu safkanımız. Genç Soy diyeceğiz. Sadık Altay'la. O da yarış hayatına Ankara'da başlayıp sonra Urfa'ya geldi sevgili dostum. Uzun aradan sonra bir yarış gördü. 1800 metrede harika bir koşu sergileyerek Maydene de veda etmişti. Sürprize de imza atmıştı. Emre Akkılıç'la start almıştı. Sadık Altay'la ilk defa buluştu. Bomboş kilo genç soya da 9 nolu safkanımıza dikkat derim. Evet sıralamam 5, 3, 2, 1, 7, 8 ve 9 nolu safkanlara yer vereceğim. Evet 5. koşumuz bir Maiden. 3 yaşlı İngilizler 1700 metre kumla start alacak sevgili dostlar. İkinci beşlik ayarımızın da başlangıç aya. Her koşusunda da sizlere önerdiğim bir safkandı. Yeri geldi banko olarak önerdim. Yeri geldi ikinci, üçüncü atlı olarak önerdiğim bir safkandı. Bir ekürümüz var 6 ile 9 nolu safkanlarda ekürü. Ben yine kuponumda yalnız başına bırakacağım. Bu sefer Maiden'e veda etmesini bekliyorum. O da kim? 15 onu Şevi diyeceğim. Sami Kaplan'la 13 kere beraber start aldılar. Dişi bir safkanımız ama iyi bir çıkış bekliyorum ondan. Fotodan yani çıkarsa startta kalmazsa sonlarda grubu da çok geride takip etmesin o bana yeter. Her seferinde bunu dile getiriyorum ama bir türlü at böyle hızını alamıyor. Ben bu grubu geçmesini bekliyorum yarın. Kuponumda banko olarak bırakacağım. 15 nolu Şebi benim bankom olacak sevgili dostlar. Evet 6. koşu 1. altılık ayarımızın da son aya oluyor. Dörtlük ayarımızın başlangıç aya şartlı 5 dişiler aması 3 yaşlı İngilizler 1700 metre kumla start alıyor. 18 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da bakıldığında ben sevgili dostlar kuponumda banko olarak bırakacağım. O da gelinim idil diyeceğim. Necmi Altın'la ilk defa buluştu. Bu grubu geçmesini bekliyorum. Grupta dişi dişine göre bir grup bulduğunu düşündüğüm
Yaptığı son iki koşu hem 1904. son koşusunda da 2003'üncülükle ayrıldı. Mesafe biraz daha kısaldı. Handikap 14'de kazanma başarısı göstermişti 1800'de. O da Hasan Altundağ'la start almıştı. Yine sürprizi imza atmıştı. Buradaki koştuğu safkanlar da var. Onlarla da yine beraber koşacak. Yetkili bir koşu gelecektir diyorum Necmi ile. Ben ikinci bankom olarak sizlere önereceğim. 4 nolu gelinim İdil. Evet, 7. koşu Karaköprü Belediyesi koşusu olacak. Bir kubo koşusu sevgili dostlar. 4 yaş, 4 ve yukarı Araplar 1900 metre kumla start alacak. 12 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. 2. üçlü gayanımızın da başlangıç aya. Evet, burada ekürlerin bol olduğu bir koşu olacak. Verdiğim safkanlara yer verdiğimiz zaman neredeyse kapamış gibi olacağız. 3 nolu safkanımız, 11 nolu safkanımız ekürü, 4 ile 9 ekürü, 5 ile 6 nolu safkanlarımız ekürü. Zor bir koşu yine bizleri bekliyor. Karaköprü Belediyesi koşusu, ilk koşu çıkartan safkanlarımızın grup açık 3'te mücadele eden safkanlarımız da hepsi bir arada. Evet, zor bir koşu. İlk şans safkanın 1 nolu Gümüşkesen diyeceğim Ferit yardımcıyla. İkinci atım Karaca Kurt diyeceğiz Remzi Doğan'la. Sonradan 4 nolu safkanımız Çivici, o da 9 nolu Yıldız'a Bakanlı ekürü İsa Akyoz'la. Sonradan 5 nolu 4. attığım Kara Turba diyeceğiz. O da 6 nolu Kazazade ile ekürü, dikkat diyoruz, mutlaka değerlendirelim. Sonradan 7 nolu safkanımız Mazluma Mehmet Doğan'la start alıyor. 25 kere beraber koşup birisini kazandılar. Mazluma'ya da dikkat derim. Ve de son olarak da 12 nolu safkanımız Rojat kızı diyeceğiz sevgili dostlar Necmi Altın'la. Sıralaman 1, 2, 4, 5, 7 ve 12 nolu safkanlara mutlaka kuponumuza şans verelim. Evet, 8. koşumuz bir maylen koşusu. 3 yaşlı İngilizler 1700 metre kumla start alacak. 15 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet, burada da 3 safkanla kuponumda şans vereceğim. Onlar da kimler? İlk şans safkanım Sami Kaplan'la mücadele edecek olan 4. kez start alacak. Beraber koşacaklar. 4 nolu safkanımıza ilk şanslı safkanım olarak sizlere önereceğim. İkinci attım Tamer Reis diyeceğiz Necmi Altın'la. Sonradan da 9 nolu safkanımız Ferit yardımcıyla da ilk defa buluştu. 9'da da bir çarpı atalım. Yani bu 3 atın arasında geçecek bir mücadele görüyorum. 4, 6 ve 9 nolu safkanlara yer vereceğim. Evet, 9. koşumuz 2. altılı gayanımızın da son ayağı oluyor sevgili dostlar. Handikap 13. 4 ve Kore İngilizler 1700 metre kumla start alacak. 18 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet, bir ekürümüz var. 1 ile 6 nolu Sakarbaşı Aral Bey ile Sakarbaşı 6 nolu safkanımız ekürü olarak start alıyor. Evet, burada da kalabalık tutacağım bir koşu olacak sevgili dostlar. Sürpriz beklediğim bir koşu bizleri bekliyor diye düşünüyorum. Tabii ki benim düşüncem, inşallah yanılmayacağımız bir program geçiririz. Videonun başında da sizlere telaffuz etmiştim. İlk şans safkanım 5 nolu safkanımız olacak Ferit yardımcıyla. İlk defa buluştu. Yaptığı 3 koşusu da gerçekten Adana'da derecesiz ayrıldı. 2 koşu gördü. 3. yani 7.likle ayrıldı. Derecesiz ve derecesiz. Burada etkili bir koşu bekliyorum. İlk defa Urfa'ya geliyor. Ferit'le de ilk defa buluşan 5'i ilk şans safkanım. 2. atım 6 nolu Sakarbaşı diyeceğiz. 1 nolu Aral Bey'le de ekürü Remzi Doğan'la etkili bir koşu bekliyorum. O da son koşusunda şartlı 3'ü güzel bir tatminkar bir ikincilikle bitirdi. 1400'de mesafe uzasa da etkili bir koşu bekliyorum Remzi Doğan'la. 3. atım 10 nolu safkanımız olacak sevgili dostlar. Ali Şenbağar'la dikkat diyorum, 116 günlük aradan sonra tekrar pistlere dönüyor. Ben etkili bir koşu bekliyorum. Yaptığı Diyarbakır'da harika koşulara da sahip sevgili dostlar. Son koşusun Diyarbakır derecesi ayrıldı. Demek hatta bir problem gördü. 116 günlük aradan sonra tekrar pistlere dönüyor. Dişlik yarışı yapabilir. Dikkat diyorum 10 nolu safkanımıza. Sonradan 11 nolu safkanımız Halil Polat'la, 12 nolu safkanımız Hızlıhan Mehmet Doğan'la ve de 15 nolu safkanımız
Güven Can diyeceğiz sevgili dosta. Mutlaka şans verelim. Ve de son olarak iki nolu Baran Baba diyeceğiz. Vedat Kızmaz da sevgili dostlar. Sıralamam 5, 6, 10, 11, 12, 15 ve 2 nolu safkanlara yer vereceğim. Evet, Bursa'dan aktaracağım Şanlıurfa programı için sizlere önerdiğim 2 tane bankomuz var. İnşallah verdiğimiz safkanların ayakları düz basar. Kazanan şanslı kişiler hep beraber olalım dileklerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlar. Şansınız daima yanınızda olsun. Herkese bol şanslar.